belirtileri nelerdir? Kanserin belirtileri organlara göre değişmektedir. Yukarıdan aşağı başlarsak beyin kanserlerinde, beyin tümörlerinde hastanın şikayeti, bulantı, kusma, çift görme, baş ağrısı, dengesizlik, halsizlik gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Gırtlak kanseri dediğimiz ses tellerini tutan kanser türlerinde de hastada ses kısıklığıyla belirti verir. Hastalar bunu çok önemsemezler. Ses kısıklığının sebebi çok uzun yıllardır var diye doktora gitmek istemezler. Ama dışarıdan da belli olacak şekilde eğer ses kısıklığı, boğukluk şikayetleri varsa mutlaka kulak burun boğaz doktoruna gitmeleri gerekmektedir. Yine akciğer kanserleri. Akciğer kanserleri çok sık metastaz yapan kanserdir. Metastaz nedir? Kendi bulunduğu organdan başka organlara sıçramasıdır. Bize akciğer kanseriyle gelen kişiler uzun süren öksürük, nefes darlığı, balgamında kanamayla başvururlar. Ancak akciğerinden uzak organlara dediğimiz kemiklerine de sıçramışsa hastaları maalesef ilk şikayetlerini fizik tedavi polikliniklerinde giderek işte benim omuzum ağrıyordu, benim sırtım ağrıyordu, belim ağrıyordu diye hasta fizik tedavi polikliniğine gider veya ortopedi polikliniğine gider. Orada yapılan tetkiklerinde hastanın o kemiğinde tümör olduğu tespit edilir. Geriye dönüp bu tümörün nereden kaynaklandığı bakılırsa o zaman akciğer kanseri olduğu görülmektedir. Yine karında şişmeler ortaya çıkıyorsa, hastanın yüzünde, sağlıklı olan kişinin yüzünde sarılık gelişmişse o zaman karaciğer tümörleri veya hastalığın karaciğere yayıldığını göstermektedir. Bağırsak kanserlerinde ise büyük abdesti yaparken gaytada renk değişiklikleri, koyulaşma şikayetleri mutlaka genel cerrahi doktoru tarafından görülmelidir. Hastaya bu şikayetleri olduğu zaman uzun süren kabızlıklar, ishaller, karın ağrıları şikayetleri olursa mide, bağırsak ve rektum dediğimiz bağırsağın alt kısmındaki tümörlerinden kaynaklanan belirtiler olduğu aklımıza gelmelidir. Yine yumuşak doku kanserleri vardır. Bunlar nadir rastlanır ama kolunda, bacağında, boynunda, sırtında şeklinde büyümüş bir şekilde kitle veren, cildin altından da görülen kas büyümesi görüldüğü zaman da bu yağ bezesidir, doktora gitmemize gerek yok diye kendimizi avutmamamız gerekir. Mutlaka doktora gidip o bölgelerin MR'ını çektirip içerisinde solid kitle mi var, kist mi var, onların görüntülemelerinin yapılması gerekmektedir. Yine kadınlarda en önemli rahim ağzı kanserleridir. Rahim ağzı kanserleri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Bunun altını çiziyorum. Neden? Erken teşhis edildiğinde %100 tedavisi olan kanser türüdür. Bunun da bir tek teşhis yöntemi vardır. Kadınlar kadın doğum muayenesine gidecekler. Simir dediğimiz rahim ağzından yapılan küçük bir fırça yardımıyla yapılan bir şeyle, hemen sürüntüyle mikroskopta bakılır. Patolog hücre bazında tümör olup olmadığını bizlere söyler. Ve çok erken teşhis edilir. Çok erken teşhis edilince 10 yıllar, 20 yıllar hastaları hastalıksız bir şekilde takip etme imkanımız ortaya çıkmaktadır. Bu bizim için çok önemli. Ondan sonra erkeklerde görülen prostat kanserleri. Prostat kanserleri de kanda bakılan PSA dediğimiz bir tahlille, PSA hormonunun yüksek olması bize mutlaka prostat kanserini göstermektedir. Bunların haricinde en önemlisi kadınlarda görülen meme kanseridir. Evet. En sona onu bıraktım. Yani çok korkulan. En çok korkulan. Ve kadınlarda 10 tane kadından bir tanesinde meme kanser görülme riski çok yüksektir. O yüzden özellikle aile öykümüz varsa, teyzemizde, halamızda, yakınlarımızda meme kanseri öyküsü varsa çok daha erken zamanda
tetkikleri yaptırmaya başlamamız gerekmektedir. Göğüste görülen ağrısız kitleler bizi mutlaka doktora götürme sebebi olmalıdır. Ağrısız kitle çok önemli. Göğsün meme başında çekinti olması, renk değişikliği olması, portakal kabuğu görünümde olması göğsün. Yine koltuk altında elimize gelen bezelerin olması bizi meme kanseri yönünde uyarmalıdır. Mutlaka öncelikle genel cerrahi doktoruna gitmemiz gerekmektedir. Yine meme başından gelen akıntı, renk değişiklikleri bunlar bizi mutlaka genel cerrahi doktoruna gitmemizi sağlamalıdır. Kaçmamalıyız. Erken teşhis bizim için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle. Hastalık ne kadar erken evrede, hastalığın evreleri 1, 2, 3, 4'tür. Ne kadar erken evrede yakalanırsa bizim tedavi seçeneklerimiz, olanaklarımız o kadar fazla olur. Hastaya şifa dağıtmamız o kadar çok yüksek olur. Onun için belirtiler başlamadan check-up dediğimiz, yani yıllık rutin kontrol filmlerimizi çektirerek sağlığımızı güvence altına almamız gerekmektedir. Bunu mutlaka bütün herkese dikkatini çekmek istiyorum.